eğitim tasarrufa takılmadı. Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Kahramanmaraş'taki eğitimi masaya yatırdı. Akkurt, Kahramanmaraş'ın eğitiminde bir problem olmadığını, eğitim yatırımlarının tasarruf tedbirlerine takılmadığını söyledi ve kent eğitimi hakkında detaylı bilgiler verdi. Kahramanmaraş polisinden FETÖ'ye 6 ilde operasyon. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik Kahramanmaraş merkezli 6 farklı ilde geniş kapsamlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Düz kontakçı motosiklet hırsızlarına operasyon. Kahramanmaraş il merkezinden, apartman bahçelerinden ve sokaklardan düz kontak yaparak motosiklet çalan ve çaldıkları motosikletleri Pazarcık Narlı beldesinde köylülere satan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Hiçbir şeyden haberi olmayan köylüler polisi karşısında görünce şaşırdı. Ekmek büfesinde hırsızlık kamerada. Kahramanmaraş'ta bir ekmek kulübesinin kasasından 200 lirayı çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde organ bağışı, UMKE ekipleri zamanla yarıştı. Trafik kazası sonrası, bütün müdahalelere rağmen 8 gündür Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybederek beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları ailesi tarafından bağışlandı. Artık saniyelerin bile çok değerli olduğu süreç başlamış olduğundan kalp nakli için Ankara'dan gelen sağlık ekibi Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekibi tarafından karşılanarak Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne intikali sağlandı. Etiketlerde yeni dönem bugün başlıyor. Yerli üretimlerin etiketlerinde yerli üretim logosu kullanma zorunluluğu bugün itibariyle başlıyor. Vatandaşlar artık ürünlerin etiket logosuna bakarak yerli malları daha kolay ayırt edebilecek. Yerli üretim logosunun mevzuata aykırı kullanılması durumunda etiket başına 274 lira para cezası uygulanabilecek. www.maraşbugün.com Haberin internet merkezi.